Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar yine bugün keşke kaynatır gibi kaynattık yine kemiklerimizi, makarnalarımızı. Bu ne ya? Şuna bir bakar mısın? Uy. Kızım bekliyor mu sen de kazanın başında? Marla hep burada bekliyor. Dün akşam ne yapmış Marla? Yemek soğuduktan sonra, gerçi şu anda soğumuş. Ben buna kapak kapatayım hatta. Baktım orada kötü kötü bir şeyler yapıyor. Almış koca koca hem de etli kemikleri. Yedin hepsini değil mi? Bak bak nasıl dinliyor bak. Kız niye gizlice yiyorsun hepsini? Ayıp değil mi? Bunu kapağını ne yaptım ben? Ha şurada. Arkadaşlar. Yani hep evlatları çekmeyelim. Bak ben dün buna yemek koydum. Kap bulamadım. Marla'ya koydum azıcık. O da yağlanmış da neyse koyayım şöyle. Allah içine atmıyor. Şimdi bu... ya bu niye durmuyor? Bu bunun kapağı. Böyle işte. Bugün size şeyi göstereceğim arkadaşlar. Size hobi bahçemi göstereceğim. İnanılmaz güzel bir bahçe oldu diyebilirim. Geceye gündüz bekçilik yapıyorum onlara. Marla Hanım'la Tyson. Dün garip salıktı. Ondan önceki gün Hades. Hades gitmiyor da. Garip ediyorum ki. Garip bak diyorum. Sakın bahçeye gitme tamam mı oğlum diyorum. Garip bir bakıyorum onu dedikten sonra koşarak gidiyor. Şey anlıyor herhalde. Git anlıyor. En sonunda kafese koydum. Sinir etti beni. Kırmış gene biberlerimi. Şu ellerimi ben bir yıkayayım da ondan sonra. Ya da yıkamayayım orada suyla yıkarız. Şimdi size güzel bahçemi göstereyim arkadaşlar. Neler ektim neler. Daha ekeceğim şeyler var da. Çarşıya çıkamıyorum sürekli. Tohum falan almam gerekiyor. Bakalım. Bu arada inşallah pazar günü çimlerimiz de kesiliyor. Birini buldum. Geleceklermiş. İnşallah doğrudur. Şunlardan bir kurtulalım artık. Haşırı şu her tarafımız böyle diken oldu. Şöyle bir gösterelim. Şimdi ben onları kullanacağım arkadaşlar. Burada salatalıklarım, biberlerim, domateslerim, kızlarım. Böyle seviyorum arkadaşlar. Bu arada çitimi bir göster şöyle. Çitim nasıl? 10 numara 5 yıldız. Kesinlikle hiçbir canlı giremiyor arkadaşlar oraya. Ya artık gözlerini şey yapsın diye öyle koydum. Tabii üstüne atlayıp giriyorlar. Burada ay. Bunlar ikinci sezonun sebzeleri. İlk sezon diğer taraf ettim. Efendim Bilge Kağan? Dolapta var. Şimdi burada şeyler var. Bunlar salatalıklarım arkadaşlar. Şimdi bunlar çiçek açlar da. Bunlar da biberlerim. Yalnız bu biberlerim benim çok hoşuma gitmiyor. Bak yine kaydırmış onu bak. Yağmur. Eğilmiş o. Böyle bir sarı, hani böyle bir nasıl diyeyim, bir güçsüz görüyorum bunları ya. O kadar da bakıyorum, ediyorum. Yok. Pek hoşuma gitmiyor bunların hal ve hareketleri. Bak hepsini eğmişler. Bak buraya basılmış bak. Ya ben bunları ne yapayım bilmiyorum ya. Uf. Bir tel çekelim dedik. O da lafta kaldı. Onun dışında şey yaptım. Arkadaşlar. Şu en uca boydan boya fasulye ektim. Şey sırık fasulyesi. Burada hayatımda ilk defa ekiyorum onu da söyleyeyim. Biber ektim daha önceleri. Apartmanda otururken balkonda falan ektim. Onu biliyorum da. Bu diğerlerini ilk defa ekiyorum. Çünkü hiç öyle bir ortamımız olmadı. Hep apartmanda yaşadığımız için. Bu boydan boya fasulye 4 gün. Bugün 5. günüm. Her gün bakıyorum. Hatta Tayfun benimle dalga geçiyor. Sen gece gündüz ne yapıyorsun orada diyor. Seyrediyorum onları diyorum büyümelerini. Ve daha henüz çıkmadılar. Şimdi onları tekrar sulayacağım. Şimdi buraya da şu alanı da geçen gün gece yaptım arkadaşlar. Karanlıkta bildiğiniz. Esti öyle birden. Dedim ben burayı yapayım. Elimde de şey vardı, çiğ fıstık, yer fıstığı. Şey ektim, yer fıstığı. Ha gerçekten olacağını bilsem komple ekmek istiyorum. Ama işte bilmiyorum olur mu olmaz mı? Denemek amaçlı şey yaptım. Şimdi ben şu suyu bir alayım geleyim. Ondan sonra onları sulanırken diğer bahçeyi göstereyim. Onlar benim ilk göz ağrım tabii. Şu tortumu alayım mı? Kaçmıştım az önce. Hatta da yoruldum yani kafeslerin orada. Dolaşmadan. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah olurlar. Yani emeğimin karşılığını alırım inşallah. Hani yemek falan bahane. Onları böyle meyve verirken falan seyretmek bile çok güzel arkadaşlar. Çok güzel bir duygu. Ben çok seviyorum böyle doğayla iç içe yaşamayı. Hani hayvanları tabii kedi, köpek, keçi, koyun her neyse hepsini seviyorum ama bitkilerin yeri bambaşka. Hani keşke imkanım olsa çiçek çok seviyorum. Çiçek yetiştirmek, şuraları her tarafa eksem ne kadar güzel olur ama. Ama bizim yaramazlar çiçek mi koyar? Hiçbir şey koymuyorlar.
Çok hoşuma gidiyor böyle doğayla şey yapmak, uğraşmak. İnsan stresini atıyor. İnanın kafanıza hiçbir şey takmıyorsunuz. Şöyle alayım da suyu açayım ben Orçun. Sen git oradan uçtan tut ha. Şey olmaz. Bunlar böyle sulanırken tabii bu kuyu suyu olsa daha verimli olacak. Bu ilaçlı olduğu için normal su arkadaşlar. Tabii bize maddi olarak da biraz zararı oluyor ama ne yapayım, canları sağ olsun kızlarımın diyorum. Hepsine kızlarım diyorum arkadaşlar. Şey var burada abonelikle işte havuzda dolan su varmış da biz geç kalmışız. Haberimiz olmadığı için yani köyde nasıl yaşanılıyor, nasıl bir usul var bilmediğimiz için maalesef onları kaçırdık. Ona şu diğer tepeden koyayım. Meyil bu tarafa doğru çünkü. Şu salatalıklarım da tutarsa kızlarım böyle şöyle bir de yıkayayım. Aferin. Aldım. Ya deli falan diyebilirsiniz. Ben gelip onlarla konuşuyorum arkadaşlar. Çok ciddiyim. Bildiğiniz konuşuyorum. Şimdi en çok konuştuğum sebzelerimi göstereceğim size. Şimdi uca geçeyim de onları göstereceğim. Şunu argın içine koyayım. Salatalıkları sürüyor mu? Bakar mısın? Hep pati izleri bak. Basmış hep. Hep Tyson işleri bunlar garipli. Ya var ya. Normalde şey suluyorum. Eğer çok yoğun suladıysam 3 günde bir suluyorum. Dün de ilaversi gün sulamıştım ama o gün böyle çok aşırı şey yapmadım. Ondan da kurumuş zaten hemen. Bir de sıcak gitti 2 gündür. Ondan da bugün 2 gün arayla suluyorum. Çok da sulamak da iyi değil tabi. Hani ne derler, fazla iyilikten maraz doğar diye salatalıklarıma maraz düşmüş zaten hastalık. Bilmiyorum nasıl yapacağım. Yalnız bu salatalık diğer taraftaki salatalıktan farklı. Değil mi? Bu sanki kabak yaprağı gibi duruyor. Hiç onu salatalıktır bunlar. Adamlar biliyor ama. Kabak almadım. Ne ekmedim? Bamya ekmedim. Onları da bizim beyefendiler yemiyorlar. Sonra pişman oldum. Onlar yemiyor da sen de mi yemiyorsun? Yani kendi kendime kızdım. Keşke birkaç köşe ekseydim ama geçti artık. Bak yapacak bir şey yok. Bakalım inşallah olurlar. Belki sizlere de kısmet olur arkadaşlar. Bazen gelen giden oluyor. Sizleri toplayıp veririz. Olur da inşallah. Satarız belki de olsun he. Aldım ya. Pazara gidiyormuşum filan. İnsanı nasıl rahatlatıyor arkadaşlar? Bunları da salayım, diğerine geçeceğim. Şu argın içine koyayım da özgüsün oradan yavaş yavaş. Baksana ya, çok cansız duruyor bunlar. Hiç hoşuma gitmiyorlar. Kız büyüsene. O kadar konuşuyorum ediyorum sizle. Hep patilerden galiba darbe alıyorlar onlar. Küsmüş gibi davranıyorlar. Tabii ben böyle suluyorum. Biz suyu çektikten sonra bir sonra tekrardan suluyorum arkadaşlar. İki posta suluyorum diyebilirim. Ondan sonra kapatıyorum. Şimdi burada dursun. Şimdi diğer kızların yanına bir geçelim. Gel bakalım. Burayı da böyle kapattım arkadaşlar. Çok eksantrik. Bu benim kapım. Bahçe kapım. Eğer fazla kilo varsa giremez. Şuradan yandan giriyoruz. Buradaki mısırıma da basmışlar bak. Onu kim bastı bilmiyorum. Tayfun işi gibi geliyor bana o. Geçen gün girdi burada. Burada mısırlarım var arkadaşlar. Bunlar patlamış mısır. Evde ondan vardı, öyle yaptım. Şurada soğanlarım var ama artık kuruduğu için şey yapmıyorum. Otlarına da bakmıyorum yani. Burada. Şurada kızlarım var yeni. Bak bu salatalıkların yaprakları farklı ondan. Bu da benim kızlarım böyle arkadaşlar. Ay ay, yere tutunmuş bu. Baksana hep sararıp şey yapıyor ya. Böyle sararıyor, dökülüyor. Kızım bak burada iki tane vermiş. İnşallah kurumazlar. Kız ben sizi çok seviyorum ya. Güzel güzel büyüyün. Bak burada da var. Bu daha vermemiş. Şuraya bir tane ekmiştim. O öyle kaldı orada. Ay ay, şu kızımı bir görün arkadaşlar. Şu kızıma bir bakın. Şu kızım benim, minnak kızım. Anne her gün izler onu. Nasıl koparacağım da onu da bilmiyorum ya. Kıyamıyorum onu arkadaşlar.
Orçun kopartalım mı bunu? Hani bilmiyorum vallahi oldu mu? Yok oldu birkaç işte. Gün daha beklesin de. Ay hiç kıyamıyorum annem. Arkadaşlar inanılmaz güzel kokuyor. Bak burada da var. Bunların şey ne derler? Ay ben de biliyorum ya. Yer domatesi diye aldım ama hepsi boya gitti. Çok mu suladım bilmiyorum ama. Bunlar böyle şunlar da çeri domatesi diye almıştım arkadaşlar. Ama hiç üzülmedim. İyi ki de çeri çıkmadı. Bakın böyle. Tabii maşallah deyin arkadaşlar. Gözüm gibi bakıyorum onlara. Seni yaramaz. Senin ne işin var orada bakayım. Kızlarımı sıkma. Böyle. Buradakiler de bak şunlar. Bu da çeri çeri diye aldım ama çeri çıkmadılar. Bu da böyle. Burada böyle salkım salkım. Aferin benim kızıma. Çok akıllılar ya maşallah. Gel bakalım gel. Sakın bakma Orçun. Burada biberlerim var arkadaşlar. Sabahleyin koparttım hatta bunlar birkaç tane kocaman olmuşlardı. Onları yedik kahvaltıda. Burada da böyle bakın büyüyorlar. İki cins biber var. Bir böyle renk bir de açık olanı. Bu da mı biber? Hayır annem. Orçun evet annem bu da biber. Hayatımda hiç görmediğim için bu patlıcan. İnşallah tutacak. Bunlar patlıcanlarım. Şuraya basmayalım buraya da fasulye ektim. Eğer fasulye olursa bu sene yani dünyaya fasulye yetecek. Burada şeyler... Patlıcanlar hala işte tutmadı. Bilmiyorum tutacaklar herhalde. Bayağı şakaşmış ama. Baksana abisi. Bak. Annem bunlar meyve verir de bakar mısınız arkadaşlar? Hele şu benim bücürüğüme bir bakın. Buna hep bücürük diyorum. Bu bücürük hiç büyümüyor arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Böyle iki tane de meyve verdik. Meyven kendinden büyük kız diyorum. Azıcık boyat yok. Bu da yine çeri diye aldık. Aa bak şu tek numune orada. Çok hoşuma gidiyor. Bak. Asıl sürpriz burada arkadaşlar. Benim güzel kızım meyvemi vermiş anne. Bak. Kızım. Bir tanecik vermiş işte. Aferin bakalım. Hadi. Şimdi gidelim suya bakalım. Orçun basma sakın Orçun. Şöyle geçelim. Bak ufak uğraşıyorum arkadaşlar. Hani. Ne bileyim insan mutlu oluyor ya. Aa burası taştı. Şöyle. Bunu şu tarafa atalım. Böyle biraz yine ben toprak çektim köklerine de kök salmadılar mı diye. Tyson Bey ne haber? Buralara kim bastı Tyson? Kim bastı? Bana bak. Bak kaç öyle kaç suçunu biliyor. Şu fıstığa gideyim de ben buna diğer türlü salacağım çünkü böyle tek tek beklemek zor oluyor. Bilmiyorum ama arkadaşlar yaş fıstık haşlaması var. Biz hani yoru olarak haşlarız. Yerinden, kökünden söktüğümüzde tazeyken böyle uçlarını biraz çıtlatırız çamurunu için. Sonra tuzlu suda haşlarız mısır gibi düşünün. İnanılmaz lezzetli. Çok seviyorum. İnşallah olur da sırf yani bir kere bile yesem yetecek o bana. Şey yapacağım. Haşlayacağım yani inşallah olur da. Çok sulamayacağım tabii bunu. Sadece nemlenmesi için. Bu ikinci sulayışım. İnşallah çıkarlar. Oh mis gibi de koktu. Eğer kışa da Allah kısmet ederse şey düşünüyorum. İşte kışın ne var? Karalahana var. İşte neydi? Ispanak, kere, roka, maydanoz, yeşil soğan ne varsa hepsini yapmayı düşünüyorum. İnşallah olur. Aşırı seviyorum çünkü böyle şeyleri. Aslında o çünkü bunlar senin işin. Boş zamanlarında gelip bunu sizce satarsın he? Çok güzel oluyor bak. Bunu da geceye ektik. Gözümüzle görmedi. Telefonun flaşıyla ektik. Diğer günü suladım. Normalde simetri biraz dikkat eden biriyim ben. Simetri olarak böyle tek tek hepsi tek hizada olsun dedim. Suyu bir tuttum. Bütün fıstıklar havaya uçtu. Hepsi karıştı birbirine. Nasıl çıkacak bilmiyorum. Niye öyle oldu? Tam gömemedik mi? Toprak mı çok gevşekti suyu verince hemen şey oldu olabilir. Bilmiyorum. Oh, yarasın. Yarasın kızlarıma. Bakalım fasulyeleri nasıl olacak. Fasulyeler olursa arkadaşlar şey yapacağım. Bu telden öyle düşündüm. İp bağlayacağım. O tarafa doğru gitsinler istiyorum. Böyle güzel güzel. İnşallah olurlar. Şeyden kalırsa da bir köpeklerden. Valla ne yapacağım bilmiyorum. Ya işte hep sözde kalıyor. Aslında şey düşündüm. Hani bu alanı, şu balkon ucuyla, şu komple şu havuzun hizasından
sel yapalım diye. Ha bugün ha yarın oldu, hala öyle kaldı işte, bilmiyorum nasıl oldu. Elimde tel olsa aslında ben kendim de bir şeyler yapmaya çalışacağım, tel yok elimde. Kız çıkın artık, çıkın. 5. gün oldu bak, sayıyorum. Kaç günde çıkıyor ki? Hiç bilmiyorum. Anneme sorduğumda daha erken dedi. Bir gün olarak söylemedi. Ben bir de sabırsızım. Her gün gidip diğerlerinin yanında. Biber ne kadar boy atmış? Salatalık ne kadar boy atmış? Domates ne kadar kızarmış ona bakıyorum. Her gün kafayı yemiş gibiyim böyle. O üçüncüm çekin oradan anne. Biz kenarları bekmiştik ya. Bakalım mı? Çıkarsa çok güzel, görsel olarak da güzel olacak. Yemiş olacak burası. Bak şu domatesim de rahatsız. Şunda bir renk farklı şey var. Bilmiyorum ki yani niye böyleler ya. En çok biberlere canım sıkılıyor. Hiç kendilerini vermediler. Çok güzel cinsi onların. Upuzun veriyor normalde. Bak şu en baştaki upuzun olmuş. Ama gübre yok. Şey olsa böyle doğal gübre. Geçen gün burada şey bulduk. Bir hayvancılık yapan biri de. O da yok dedi. İnsanlar da bir tuhaf olmuş arkadaşlar. Hani bazen öyle şey oluyor ki paranızla da bir şey bulamıyorsunuz yani. Muhakkak başka yerlerde vardır da hep gidip araştırmak gerekiyor. Değişik yani. Şimdi ben bunu buraya koyayım da. Şöyle. Yavaştan yavaştan. Bu aslında. Normalde bunlar şeyin arkın içindelerdi. Ama böyle güçsüz gördüğüm için onları şey yaptım yani, toprakları çektim. Araya ark yaptım. Tabii su çekimi olayı biraz zorlanıyordur şu an küçük oldukları için. Kökleri o kadar geniş değildir bunların. Yine de şöyle diplerini akıtıyorum biraz. Hadi kızım büyüyün bak, bir dahaki sefer arkadaşlar görsünler. Hepiniz domates vermiş olarak geri dönün, tamam mı? Heh, bak şu açmış, bak şu kız açmış. Anam Orçun. Şunu görmedim ya. Bak bak. Gel. Gel 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 abi gel. Baksana. Kız sen minnacık, bak diğer bahçedeki gibi sen minnacıksın de kendin meyvemi tuttun. Bu da hasta. Meyvemi tuttun kışı. Bak gececik. Şunlara bak, tam bu şeyine basmış. Hep eğmişler onları ya. Vallahi ne yapayım ben bunları, şaşırdım artık. Arkana basma, fasulye bak. Baksana her yer ayı toynağı gibi ya. Bir köpek patisi bu kadar olur mu bak? Bak koca koca benim ayağım kadar ya. Domuz mu geziyor diyeceğim, bahçeye nasıl girecek? Şimdi arkadaşlar şu havuz videosunu da yapacağım da, tekrardan geçen gün demiştim zaten, Orçun sağ olsun havuzu boşaltmış pisliği. Şimdi tekrardan su doldurmak lazım. Tabii bir günde falan dolmuyor da. Tabii tam doldurmayacağım. Tam doldurursam gerçekten günlerce alır ve suya da yazık yani. Zaten o doldurduğum suyu da boşuna harcamıyorum. Onlarla sebzeyi suluyorum. Kovayla taşıyorum. Şu an havuzda su yok diye mecburiyetten böyle suluyorum. Olursa da şey yüzme videosunu çekeceğim inşallah da. Birkaç gündür de hava serindi açıkçası. Hani ben kendim üşüyorsam köpek üşüyordur diye düşünüyorum. Bakalım bir iki gün içinde yapacağım. Belki bu akşam koyarım da suyu dolsun. Şöyle. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan söylüyorum. Maşallah deyin sebzelerimi. İnşallah böyle koca koca olmuş hallerini de göstermiş size. Bilhassa fıstıklarımı ve fasulyelerimi merak ediyorum nasıl olacaklar diye. O zaman ne yapalım? Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.